Elbette ki Diyarbakır gibi nüfusu 2 milyona dayanan 17 ilçesi, 1046 mahallesi bulunan bir ilin sorunlarını 5 dakikaya sığdırarak konuşmak çok da mümkün değil. Ondan dolayı Diyarbakır'da kime bir dokunursan bin ah işitirsiniz. Biz de bundan dolayı dedik ki Diyarbakır sorunlarını aslında böyle çuval çuval bu meclise taşınması gerektiğini düşünerek bu çuvalla bu meclis kürsüsüne çıktık. Diyarbakır belki de bir güzelliğinden bahsetmek gerekiyor girişte. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi doğrusu Türkiye'de belediyecilik anlamında Türkiye standartlarının üstünde bir belediyecilik anlayışıyla kuruldu. Gerek şehir yapılanması, gerek imar uygulaması, gerek caddeleri, bulvarlarıyla birlikte Kayapınar Belediyesi aslında Türkiye belediyeciliğinin bir örneğidir. Bu konuda bu çalışmayı yapan zamanın belediye eş başkanlarına ve yine zamanın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Baydemir'e teşekkürlerimizi bu kürsüden tekrardan iletmekte fayda görüyorum. Şimdi biliyorsunuz Diyarbakır'ın en büyük sorunu kayyumlar sorunudur. 2016'dan bu yana Diyarbakır iradesiyle seçilmiş belediye başkanları görevlerini yapamıyor. Kayyumlar meselesi Diyarbakır'ın en büyük sorunudur. Hepinizin gündeminde ama Bağlar Belediyesi'ndeki yolsuzluklar artık mızrak çuvala sığmadığı için göstermelik bazı operasyonlarla belediye başkan yardımcısı tutuklandı. Belediye başkanı yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Biz bunların göstermelik olduğunu biliyoruz. Bunun sadece mızrak artık çuvala sığmadığı için yaptıklarının farkındayız. Bir diğer sorun Can Atalay meselesi Türkiye'de bir ilk değil. Aslında yargı kararına rağmen görevine iade edilmeyen belediye başkanları var. Bunların en büyük örneği Ergani Belediyesi'dir. Yargı kararı olmasına rağmen görevine iade edilmedi. Bu konu da aslında belki Can Atalay'dan önce yaşanmış yargın konusu. Peki Ergani'de ne var? Ergani'de hizmet noktasında halen Ergani'nin bir otogarı yok. 150 bin nüfuslu bir ilçe ve aslında Ergani'de arıtma tesisleri de yok. Belediye eş başkanlarımız döneminde planlamada olmasına rağmen bu uygulanmadı. 4 yıldır kayyum da bunu zaten yapmıyor. Ergani'deki bütün kanalizasyon suları Ergani çayına akıyor ve o güzergahta bulunan 20'ye yakın köylünün sağlık sorunu devam ediyor bu anlamda. Bismil Belediyesi ya da Bismil sorunlarına geldiğinde DBP eş başkanları döneminde belediye hizmet binası için yapılan bina kayın döneminde bitirildi ve Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Yine Bismil'de Dicle kenarında bulunan Dicle Mahallesi 1500 nüfuslu baraj üzerindeki, çay üzerindeki barajların kapakları açıldığında doğrusu o köydeki insanlarımızın hem can sağlığı hem de mal sağlığı tehlike altına giriyor. Üçüncü bir sorun Diyarbakır Devlet Hava Meydanları Müdürlük'le temsil ediliyor. Bunun baş müdürlüğe dönüştürülmesi ve uluslararası uçuşlara açılması önemli bir konudur. Diyarbakır'ın ihracatının %60'ı Kürdistan bölgesel yönetimine yapılmasına rağmen Diyarbakır Elbil arasında bir hava yolu kullanımı söz konusu değildir. Diyarbakır'da doğrusu iç ulaşım çok büyük bir sıkıntı. Yine bizim belediye eş başkanlarımız döneminde gündemde olmasına rağmen hafif raylı sistem acil bir ihtiyaçtır. Gündeme getirilmesi gerekiyor. Diyarbakır Karaz ilçesi, yani diğer deyimiyle Diyarbakır Kocaköy ilçesi, orada Ambar Barajı'nda hem kamulaştırmadan dolayı vatandaşlarımız ciddi mağduriyetler altında, ama daha önemlisi tıpkı Hasan Kef'te uygulandığı gibi orada Girefırla denilen bölgenin baraj suları tutulduğunda baraj suları altında kalacağı gerçeğini burada dile getirmek gerekiyor tekrardan. Diyarbakır'da sağlık sektörü SOS veriyor. Sağlık altyapısı yok, yeteri kadar sağlık hizmeti yok. Bir örnek vermek gerekirse Diyarbakır Çocuk Hastanesi 65 yaşında bir bina ve hiçbir şekilde Diyarbakır'ın sağlık sorunlarına bugüne kadar hükümet tarafından eğilmedi. Depremde Diyarbakır'da 440 canımızı kaybettik. 5500 yıkılması gereken bina var. Bu binaların yıkımı usulüne göre uygun yapılmıyor. Bu bina yıkıntıları yapılırken toplum sağlığı ve esnafın çalışma sistemi hiçbir şekilde
göz önünde bulundurulmuyor. Zaten ağır hasarlı binaların %60'ı halen ayakta duruyor ve bu çok ciddi bir sorun oluşturuyor. Tarımsal sulama kanallarının bitirilmemesi çiftçilerimizi kuru tarıma zorluyor. Bu konuda çiftçilerimiz ciddi bir zararlara uğruyor. Ve size bir şey söyleyeyim, pamuk toplama zamanı ve pamuk çiftçi pamuğu tarlada bıraktı. Çünkü bir girdi maliyetleri artık çiftçilerin çalışma düzenini bozmuş durumda. Bu açıdan DEDAŞ'ın yaptığı gerçekten topluma bir zulüm var. Yani kaçak elektrik adı altında ya da ağır faturalarla hem çiftçilerimizi hem vatandaşlarımızı Diyarbakır'da cezalandırıyor neredeyse. Diyarbakır 5 nolu cezaevinin insanlık müzesi olması yönünde Diyarbakırlıların talebi var. Tabii dediğim gibi, başta da söylediğim gibi bu torba ile getirdik. Bu ancak bunu sığdıran... Teşekkürler Sayın Kamaç.